Feykal sormuş. Feyzal affedersiniz. Feyzal Okan. Feykal değil, Feyzal Okan. Kabala kaynaklarını doğru niyet ve arzu ile okuyup çalıştığımızda saran ışığı yani yaradanın şifa ve desteğini üzerimize çektiğimizi ifade ettiniz. Ben de elimden gelince, geldiğince tüm videolarınızı ve derslerinizi tekrar tekrar dinleyerek anlamaya çalışıyorum. Bu yolda ilerleme arzusu içindeyim. Acaba Zohar kitabını alıp evde bulundursak ve anlamakta... Şu aşamada başarılı olmasam da evimde bulundurmam evimi şifalandırır mı? Saran ışığı bu şekilde çekebilir miyiz? Yani alıp rafa koyayım diyorsan bir işe yaramaz. Tamam mı? Yani açık konuşayım. Hı? Yani. ha Ama beraber oturup okursak dostlarla birlikte. Hep birlikte bir araya gelirsek. Kitapları açıp çalışırsak. Evet şifa getirir ama şifa evime şifalandırır mı diyor sorarsan evine şifa yani binadan bahsediyorsan binayı şifalandırmaz. Maneviyatta evimiz kalbimiz olarak bilinir. Hatta tapınak dedikleri yer birinci tapınak ikinci tapınak diye bahsettikleri şey var ya tarihte kişinin kalbinde yani ruhunu inşa ettiği yer yaradanın ifşa olduğu yere tapınak denilir. O yüzden kutsal yer. O yüzden binalarda vesaire işlemez. Ama kalbimizde işler. O yüzden birlikte beraber dostlarla çalışırsak işler.